Nafaka ödemeyen eski damadına öfkelenen kayınpeder dehşet saçtı. Pusu kurduğu genç adamı pompalı tüfekle vurdu. Şov haber taraflara ulaştı. Damat çocuğunu görmek isterken saldırıya uğradığını söyledi. Kayınpeder virüslüydü, ondan vurdum dedi. Eski eşimle çocuğumdan önce babası geldi. Geldiği gibi de ben sana gelme demedim mi lan deyip çekip vurdu. Çok kötü. Kızıma neden nafaka ödemiyorsun diyen kayınpeder dehşet saçtı. Eski damadını çocuğuyla buluşacağı gün pompalı tüfekle vurdu. Neden vurdun sorusuna da akıl almaz bir cevap verdi. Sokağa çıkma yasağı var. Virüs var. Virüs vardı bunlarda. Bir taraftan giriyor, diğer taraftan parçalıyor. Parmaklarından sadece serçe parmağımı hissedebiliyorum. Korkunç olayın adresi Bursa. Boşandıktan sonra bir kere aldım çocuğu. Nafaka diyorlar. Ben kaza geçirdim, ben çalışmıyordum. Nafakayı veremedim. Çift anlaştı. Baba 2 ayda bir çocuğunu 1 haftalığına alacaktı. Tolga Irmak aylardır görmediği evladını almak için yola çıktı. Bursa'ya gidiyordu ancak telefonu çaldı. Eski kayınpederi iddiasına göre huzurumu kaçırma, buraya gelme dedi. Hayır dedim, ben dedim hakkım olan çocuğumu görmeye geliyorum dedim. Gel gel dedi bana, jandarma ile polise gel dedi. Eski damadını kararından vazgeçiremeyen kayınpeder daha da öfkelendi. Genç adama pusu kurdu. Pompalı tüfeği doğrultup onu kolundan yaraladı. Başıma geldi, bir şeyler söyledi, yani küfürler falan etti. Ne istiyorsun dedim, öldürecek misin dedim. Vurulmuş dediği zaman insanlar diyor ki ya bir kurşun vurulmuş geçmiş, yarayı gördüğün zaman yani şok geçiriyorsun. Her pansumanda ağlıyor. Her pansumanda acı çekiyor. Olaydan sonra gözaltına alınan kayınpeder ifadesinde amacım korkutmaktı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ben onu korkutmak amaçlı sıktım, yere sıktım, yerden eline gelmiş. Hani öyle bir şey yok. Buna da şükür diyoruz şu an. Yani koluna gelmiş diyoruz. Serbest dolaşması onu daha çok yaralıyor. Şov haber iddiaların hedefindeki kayınpedere de ulaştı. Eski damadının yanında bir kadınla evine gelmesine sinirlendiğini söyledi. Ayrılsa bile bir başka kadını benim mekanıma getiremez. Sokağa çıkma yasağı var. Virüs var. Virüs vardı bunlarda. Hiç gelemezler bu tarafa bir daha.